tarafımız var. Terör üzerinden Türkiye'yi rahatsız etmek istiyorlar. Vicdanlarımız yanıyor, yüreklerimiz yanıyor. Bu acıdan dolayı ciddi anlamda elbette üzüntülüyüz. Ama Türkiye gibi büyük bir ülke, Türkiye gibi bu coğrafyanın özel tablosu olan bir ülkenin elbette Türkiye'nin büyümesini istemeyen, bu coğrafyada istikrar merkezi olmasını istemeyenler tarafından rahatsız edilme talebi olacak. Ama bize düşen asla hukuktan, demokrasi ve özgürlüklerden ödün vermeden kararlı bir şekilde Türkiye'yi 2023 yılında dünyanın 10. bir ekonomisi haline getirip işsizlik noktasında rakamları %5'lik altına düşürüp her başına düşen milli geliri 20 bin dolarda olduğu ve aştığı bir Türkiye hedefi bizim için geçerli. Bu hedefe yürümek için biz bütün mücadelemizi veriyoruz. Ve 2023 yılında Türkiye'de sadece hızlı trenle gidebilecek kilometre sayısı 10 bine çıkacak. Ben hızlı trenin Ankara-Konya seferine katıldım. 252 kilometreyi gördüm. Cumhuriyet tarihi boyunca demir yollarına hiç yatırım yapılmadığı gibi neredeyse demir yolları ihmal edilmişlikten bitap düşmüş artık. Ama parti iktidarı sayesinde bugün Türkiye 2023'te 10 bin kilometre hızlı tren ağı görecek. Beraberinde koca coğrafyayı trenle dolaşabilir hale geleceksiniz. Artık bırakın duble yolları, duble demir yolları sürecini Türkiye önümüzdeki yıllarda şahitlik edecek. Bunu başaracak Türkiye. Niye? 10 yıldır başardıkları ortada. Tabii ki Türkiye'nin önümüzdeki dönem en temel meselelerinden birisi terör meselesini hukuktan ve demokrasiden, özgürlüklerden ödün vermeksizin çözmek. Beraberinde bütün bu süreçleri, Türkiye'nin kanayan yaralarının hepsini yeni ve sivil bir anayasa üzerinden, yeni bir toplumsal sözleşme üzerinden Türkiye'yi kucaklayan, asla devletle milleti kavgalı hale getirmeyecek yeni bir toplumsal sözleşme üzerinden Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılda önünü açacak bir coğrafya bildirgesini bu ülkeye armağan etmektir. Bunu yapacak çok şükür gücümüz, bunu yapacak çok şükür mutabakatımız, bunu yapacak irademiz var ve milletimizin de bu anlamdaki beklentilerini ve taleplerini biz farkındayız. İnşallah 1 Ekim parlamento açıldıktan sonra en önemli meselelerimizden birisi anayasa olacaktır. Çünkü Türkiye'nin birçok sıkıntılarının sebebi 12 Eylül darbe anayasasıdır. 27 Mayıs darbe anayasasıdır. Bu anayasaların hiçbirisini millet yapmamıştır. Bir takım mahfillerde bu anayasalar yapılmış, öğretim üyelerine sipariş verilerek yaptırılmış, ondan sonra da dönüp millete bu anayasalar darbeler döneminde onaylattırılarak milletleştirilmek istemiştir. Ama hiçbir anayasa milletiyle kavgalı olamaz. Hiçbir anayasa milletin değerleriyle küs olamaz. Hiçbir anayasa milletsiz olamaz. Hiçbir anayasa dışlayıcı olamaz. Hiçbir anayasa mutabakat olmaksızın olamaz. Bir anayasa düşünün ki milletle devlet arasındaki toplumsal sözleşmedir ama milletin değerleri o anayasada yoktur. Bu asla mümkün değil. Hatta o anayasa milletin değerlerini dışlayıcı olarak var. Bu mümkün değildir. Ama bunların hepsi darbe anayasalarında maalesef var ve inşallah yeni anayasa sürecinde Türkiye bu önemli eşiğiyle aşacak ve de yeni yüzyılın ruhuna uygun bir anayasayı milletimizle beraber milletin iradesi doğrultusunda parlamentoda inşallah gerçekleştireceğiz. Tabii ki Türkiye'de büyümeye devam edecek. Biraz evvel ifade ettim. Türkiye'nin artık
kaderi büyümektir, büyümektir, büyümektir sevgili kardeşlerim. Bunların hepsi hukuk, demokrasi ve özgürlük bağlamında gerçekleşecek. Şunu söyleyeyim, bu coğrafyada biz kardeşiz. Bu coğrafyada biz bir bütünün parçalarıyız. Bu coğrafyada biz Allah'ı, biz sizi topluluklar olarak yarattık, birbirinizle tanış olasınız diyerek ifade ettiği Adem'in çocuklarıyız. Hazreti Peygamber'in ümmetiyiz. Biz kardeşiz. Bu coğrafyadaki kaderimiz et ve tırnak gibidir. Bu coğrafyada kaderimiz asla birbirimizsiz olmayacak kadar hakikattir. Bu coğrafyadaki varlığımız birbirimizsiz asla olmaz.